Aslında bu sağlık tedbirlerine birebir uyulması lazım. Bunlar neticede kendi sağlığımız için. Yani diğer büyük şehirlerde de giriş çıkışlarının yasaklanması, orada alınan tedbirlerin yayılımın daha fazla olması sebebiyle böyle bir karar alınmış. Uyulması lazım bence. Sivas'ta da aslında burada da çok ağır kuralların gelmesi olmalı bence aslında. Yani toplum sağlığı için. Yani yoğun tedbirler alınması gerekiyor. Yani pazar yerleri kalabalık olması gereken şeyleri yapıyor devletimiz. Uymak lazım diyorum. Valla burası 350 bin nüfuslu şehir. Orada var 25 milyon nüfus. Sivas'ı kendilerine yeni buralı da Türkiye'nin %78. Ya şimdi şöyle, Sivas'ta genelde yasağı normalde uyuluyor ama bugün özellikle cumartesi olduğundan dolayı biraz insanlarımız dışarıdalar. Bu yüzden Sivas'ta da olması bence uygun olurdu yani. Ya olmalı mıydı diyorsunuz? Olmalıydı. Yani bu şekilde devam edecekse olmalıydı. Çünkü insanların aşırı derecede dışarıda. Maske takmış mı? Sosyal mesafeye dikkat ediyorlar mı? Genelde cumartesi pazar baktığım vakit uyulmadığı gözüküyor yani. Tamam. Sokağa çıkma yasağı nasıl biliyorsunuz abi? Tüm Türkiye'de değil de sadece 30 büyük şehirde. Ya şimdi yayılması durumuna baktığın vakit genelde bu 30 şehirde daha yoğunlukta. Onun için devlet bu şekilde görmüş, bu şekilde. Ben diyeceğim başka bir şey yok. Ha, tamam, ne güzel işte. Buralarda küçük şehirler arkadaşım, oralar büyük şehir zaten. 16 milyon nüfus. Orada şimdi bir Sivas kadar günde bir Sivas veya iki Sivas çıkıyor. Oralarda normal ama buralarda ne 300 bin nüfusu olan bir yerde de yani yok, sokağa çıkma yasağının olması pek mantıklı diyor. Vatandaşlarımıza duyurulur. Koronavirüs salgını ile mücadelede başarılı olmamız evde kalmamıza bağlıdır. Kendiniz ve ailenizin sağlığı için lütfen evinizde kalın. Zorunlu hallerde dışarı çıktığınızda lütfen 1,5 metrelik sosyal mesafeyi koruyun. Virüsün bu mesafede hızla bulaştığını unutmayın. Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın.